merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Yine finansal tabloların analizinin eğitim videosuyla yine birlikteyiz. Model şirketimiz Reysaç Gayrimenkul. Bunu özellikle seçtim arkadaşlar. Evet, eğitimimizin model şirketteki konusu geçen videomuzda yarım kalan kısa vadeli borçların, yani yabancı kaynaklardaki değişimin analiziydi. Niye bu işletmeyi özellikle seçtim arkadaşlar? Yorumlarda gayet olumlu yorumlar alıyorum. Arkadaşların hakikaten böyle bir kaynağa, yatırımcıya net, açık, bütün detaylarıyla finansal tabloları ortaya koyan bir kaynağa ihtiyaçlarının olduğunu zaten biliyordum. Ama burada bizzat gelen yorumlardan da bunu görüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, benim amacım bundan sonra küçük yatırımcıların böyle spekülatif haberlerle, işte böyle nasıl söyleyeyim, yani ağır konuşmak, ağır ithamda bulunmak istemiyorum ama geriliyorum, yani bayağı geriliyorum. Çakallar diyeyim, çakalların, özellikle de teknik analist olarak ortaya çıkan çakalların kurbanı olmalarını istemiyorum arkadaşlar. Evet, bu Reysaç Gayrimenkul yatırım şirketinde bir borsa web sitesinde yurt dışı menşeli, herhalde bilemiyorum, bir kendini teknik analist, işte yazılımcı diye tanıtan genç bir vatandaş bu hisse senedinin işte %131'lere para kazandıracağından falan böyle çizgilerle, şunlarla bunlarla kahinlikte bulunmuştu. Benim dikkatimi çekmişti. Yani %30'un bir de küsuratı, yani binde birlik bir küsuratına varıncaya kadar hesaplayıp öyle koymuştu. Hani şöyle söyleyeyim, 50 liralık etikete 49.99 koyarlar ya, hani 50 lira değil 49.99, o da 50.1'i hesaplayıp koymuş. Neyse, ben çok vaktinizi almak istemiyorum arkadaşlar. Borçlarımıza devam edelim şimdi arkadaşlar. Evet, kısa vadeli borçlar şirkette %0.79 artış göstermiş. İşletmenin kısa süreli kaynakları, yani kısa vadeli borçları %0.79 oranında artmış. Toplam borçlar içindeki payı arkadaşlar %47.27'den %38.30'a gerilemiş. Kaynaklar içindeki payı ise %16.61'den %16.44 oldukça hafif bir artış göstermiş. İşletmenin dönem varlıkları. Ne dedik arkadaşlar? Dönem varlıklar, hazır değerler, stoklar ve borçlar birlikte incelenmesinde fayda olduğunu bir önceki videolarımızda, eğitim videolarımızda belirtmiştik. Evet, dönem varlıkları %66.50 oranında artarken kısa vadeli borçların %0.79 oranında artması cari oranın çok hafif artmasına yol açmış. İşletmenin cari oranı önceki dönemde %0.15 iken cari dönemde %0.24 hafif bir artış sağlamış. Dolayısıyla işletmenin sermaye açığı artarken de %57.85'lik kısmı faaliyetlerde yitirilmekte arkadaşlar. Şimdi bakalım.
Şimdi bakalım arkadaşlar. Dönem varlıklarımıza bakalım. Evet. Dönem varlıklar gördüğünüz üzere %66-50 oranında artış kaydederken kısa vadeli borç sadece %0.79 bir artış göstermiş. Kısa vadeli borçların önceki döneme göre 0.15 iken cari dönemde 0.24 hafif bir artış olmuştur dedik. Bakalım arkadaşlar, şimdi göstergelerimize gidelim. Rasyolara gidelim. Evet. Cari oran arkadaşlar, bakın. %0.15'ten %0.24'e çok hafif bir artış sağlamış. Evet, buna girmedim. Yani burada faiz ödeme gücünün de düştüğünü orada ben görebiliyordum. Ama burada rasyolarda, göstergelerde zaten otomatik olarak karşımıza çıkmakta. Bu durum karşısında faiz ödeme gücü de 1.24'ten 0.69'a gerilemiş arkadaşlar. Peki arkadaşlar, şimdi genelde işletmeyi bir değerlendirelim. Bu teknik analizin işte şirket %131 oranında yükselecek dendiğinde de hisse senedi 4,5 lira filandı. Dikkatimi çekmişti. Bu aşağı yukarı bir 3 aylık mevzudan bahsediyorum. 3 ay öncesinden bahsediyorum. O dönemde o arkadaşa itibar edenler şu anda hissede hala tutuyorlar mı, sattılar mı, onu da pek bilemiyorum. Evet arkadaşlar, borçlardaki göstergelere bakalım, kaynaklardaki. Şimdi arkadaşlar, kısa vadeli borçları bir önceki dönem %16.6'ymış. Çok minik bir, çok hafif %16.4'e gerilemiş. Yani binde ikilik bir azalış söz konusu. Uzun vadeli borçları ise bir önceki dönem %22.7 iken 2020'de %26.5'e artış göstermiş. Yani cari dönemde. Net borçları arkadaşlar, bir önceki dönemde %37.7 iken cari dönemde %40.7'ye artış olmuş. Öz varlıklar ise bir önceki dönem %60.71 iken cari dönemde %57.07'ye gerilemiş arkadaşlar. Evet. Öz sermayesine baktığımızda arkadaşlar, biriktirme %29'dan %48'e artarken karı %19.5'dan eksi %2.6'ya düşmüş. Öz sermaye karlılığı arkadaşlar %1.62'ymiş. Bir önceki dönem cari dönemde eksi %4.41'e gerilemiş. Yani çok parlak bir bilançoya, çok olumlu bir bilançoya sahip değil işletme 3. çeyrekte arkadaşlar. Evet. Gelir tablosuna geldiğimizde sattığı malın maliyetini %13'ten %11'e düşürmüş. Fakat faaliyet giderleri %2'den %7.5'a hızlı bir artış. En kötüsü de, en olumsuzu da, finansman giderleri %70'den %120'lere bir çok hızlı bir tırmanış göstermiş.
Ona mukabil esas faaliyet, yani operasyon kârı ise arkadaşlar %85'ten %81'e gerilemiş. Dönem kârı ise bir önceki dönemde %16.4 iken cari dönemde eksi %37.7'ye düşüş göstermiş. Faiz amortisman ve vergi öncesi kârı ise arkadaşlar bir önceki dönem %88.6'ymış. Cari dönemde %85.3'e gerilemiş. Arkadaşlar son çeyrekteki yani 3 aylık Haziran-Eylül arasındaki gelir tablosu da oldukça olumsuz bir göstergelere sahip. Evet, satılan malın maliyeti artmaya başlamış. Faaliyet giderleri gördüğünüz gibi 9'dan 14'lere tırmanmış. Finansman giderleri arkadaşlar oldukça tehlikeli bir boyutta. Tehditkar ve tehlikeli bir boyutta %8'lerden %134.5'lara muazzam şekilde bir artış sağlamış ki son derece olumsuz bir durum. Dolayısıyla da operasyonel kârı %87.8'den %77.3'e düşüş göstermiş. Dönem kârı da arkadaşlar bir önceki dönem %81'miş. Cari dönemde eksi %56'ya gerilemiş. Evet arkadaşlar, nakit akım tablosuna bakıyoruz. Nakit akım tablosunda da gördüğünüz gibi hiç parlak bir görüntü sergilemiyor. Gelin açılımına bakalım. İşletme faaliyetinden net nakit girişi, dönem sonu nakit giriş artış oranı %-288 ki bunun %100'e yakın olmasının olumlu olduğunu defalarca belirtmiştim. Operasyonel faaliyetten net nakit girişi, dönem sonu nakit artış oranı %-425.5 ki son derece büyük, her ikisi de son derece yüksek ve yatırımcı için tehlikeli bir oranlar olarak karşımıza çıkmakta. Şirketin dönem zararının 73.333 milyon TL olmasına karşın nakde dönüştürülen dönem zararı arkadaşlar 61.162, yani bilançoda yer alan 73.333 milyon değil 61.162 milyon TL. Bunun sebebini de daha önce söylemiştim. Nakit çıkışı gerektirmeyen giderlerin bilançoda gösterilmesinden, yazılmasından ötürü kaynaklanan bir fark. Şirket işletme faaliyetinden 61.162 TL nakit kaybetmesine karşın 2020 yılında nakit ve nakit benzerleri varlıkları, bakın bu önemli, olumlu 21.228 milyon TL artmış. Şimdi bir yerde bir yorum okudum arkadaşlar. İşte dünya kadar kar eden şirketlerin hisselerinin düştüğünü, zarar eden bazı şirketlerin de yükseldiğini, işte temel analiz bir şey yok efendim, işte spekülatif olarak küçük yatırımcıyı, şimdi söylediğinin bir miktar doğruluk payı var ama küçük yatırımcı burada finansalları okumayı öğrenirse, ki öğrenmeli, işte o zaman direkt salt bir dönem kârından, işte şirket kâr getirdi diye hisse senedine saldırmaz ya da salt zarar getirdi diye de hisse senedinden kaçmaz arkadaşlar. Şimdi bakın
Şirketin burada bilançosunda yer alan 61 milyon 162 liralık veya şöyle söyleyeyim, yani bilançoda yer alan dönem zararı 73 milyon 333 lira. Ama 2020 yılında nakit ve nakit benzerleri varlıkları 121 milyon 228 TL artış kaydetmiş. Eğer siz bilançoda bunu göremezseniz, okuyamazsanız, bunu hesaplayamazsanız, işte şirketin direkt zararının 73 milyon olduğunu varsayarak kötü bir tablo çizersiniz. Yani olumlu olduğunu söylemiyorum. Denk geldiği için söylüyorum. Bu mesela diyelim ki bunun dönem zararı 10 milyon gelseydi arkadaşlar. Şirketin dönem zararı bilançoda 10 milyon olarak olsaydı. Ne diyecektik? 10 milyon şirket zarar getirdi. Bütün aracı kurumlarda, araştırma şirketlerinde, efendim dergilerde, kitaplarda şirket 10 milyon zararla kapattı 3. çeyreğe diyeceklerdi. Ama hiç kimse şunu söylemeyecekti. Evet, bilanço zararı 10 milyon ama nakit ve nakit menzerlerinde 2020 yılında da 21 milyon 228 liralık bir artış var. Kimse göremeyecekti. Şimdi zarar getiren şirketin niye gittiğini ya da diyelim ki bu şirket tersten okuyalım, 73 milyon kar göstermiş olsaydı da burada 50 milyon nakit ve nakit benzerleri varlıklardan 50 milyon para çıkışı olsaydı, o zaman ne olacaktı? Ya 73 milyon bu şirket kar açıkladı, haydi hücum. Peki buradaki şeyi kimse göremiyor ama. 50 milyonluk kasadan para çıkışını, nakit ve nakit benzerleri varlıkların 50 milyonluk azalışını kimse hesap edemiyor. Bunu göremiyorsunuz. Yok çünkü. Bu ancak hesaplamalar ortasında bilanço okumasını, finansal tabloları analiz etmesini bilen kişilerin ortaya koyacağı şeydir. Ama bu araştırma şirketleri falan filan böyle bu kadar açıklamalı, detaylı analizleri küçük yatırımcıya ne yazık ki açıklamıyorlar. Ama ben burada olduğum sürece, Allah bana ömür verdiği sürece arkadaşlar, ben bunu koyacağım. Biliyorum onlar böyle bir yayının, böyle bir küçük yatırımcının bu denli açık aydınlatılmasından çok hoşnut olmayacaklarından çok iyi eminim. Ama benim de hiç umurumda değil arkadaşlar. Eğer insanlara faydalı olmak, yardımcı olmak, böyle paralarını acımasızca böyle emilmesine mani olmak gerektiği inancındayım. Herkes bildiği konuda bu insanlara bilgisini aktarmalı, yardımcı olmalı diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, yani ben bu şirketi özellikle seçtim. Oradaki işte o arkadaşın bunu pazarlamaya kalkışından o dönemde de rahatsız olmuştum. Birkaç kere daha dile getirmiştim. En sonunda şimdi dile getiriyorum. Yani direkt biz bakalım zaten. Şimdi diyelim ki bu kadar olumsuzlukla karşılık bu hisseyi biz kaç liradan alalım? Gelelim hepimizin beklediği yere. Diyorsunuz ki her şeyin bir fiyatı var dedin de kardeşim, bu hissenin olması gereken fiyatı ne, ederi ne, biz bu hisseyi kaç paradan alalım diye asıl beklediğiniz yer burası. Çok iyi farkındayım. Hepiniz burayı bekliyorsunuz. Diğerlerini
önemsemiyorsunuz. İyi arkadaşlar da ama bunları da sizin artık okuyabilme becerinizi en kısa zamanda sağlamanız gerekiyor. Çünkü bu tür kaynak Türkiye'de ben hiç rastlamadım, bilmiyorum ama ben hiç rastlamadım. Bakın yok diyemiyorum, bilemiyorum. Ama şu ana kadar ben 90 yılından beri bu piyasanın içerisindeyim. Bu benim test konum. Tez için başvuruda bulunacağım Marmara Üniversitesi'ne. Ben böyle bu kadar açık görsel olarak sadece yazılı rakamlardan ibaret olmayan göstergelerle zenginleştirilmiş bir teknik analiz, finansal tabloların analizi modelini olduğunu daha henüz görmedim. Yok diyemiyorum. Belki vardır ama ben rastlamadım. Belki rastlayanlarınız vardır. Neyse uzatmayalım arkadaşlar. Bakın dağıtılmamış karları bir önceki dönem 27 milyondan cari dönemde eksi 73. Yani bu dağıtılmamış karları 27 milyonu tüketmiş. Bir de onun üzerine 73,5 milyon eksiye düşmüş, eksi bakiyeye düşmüş arkadaşlar. Yani o kadar olumsuz bir bilanço. Bu dönemdeki açıklamış olduğu bilanço. Ama böyle bilançonun geleceğini geçmişten bu tarafa, yani ikinci, ikinci çeyreklerde baktığınızda bu ben böyle bir şeye yaklaşıyorum mesajını veriyordu. Yani hani doğru tabir olursa şayet, hani perşembenin geleceği çarşambadan belliydi. Evet arkadaşlar, hisse en son 4.50'den fiyatlanarak kapatmış. Bakın öz kaynak verimliliği diyor arkadaşlar. Üzerinde her bilanço eğitim videosunda, finansal tablo veya eğitim videosunda bu öz kaynak verimliliğin üzerinde çok sık durmuşumdur. Bu öz kaynak verimliliği önemli bir göstergedir arkadaşlar. Bu öz kaynak verimliliği aynı zamanda da arkadaşlar işletmenin yönetiminin karnesidir arkadaşlar. Bu Reysaç Gayrimenkul işletmesi iyi yönetilmiyor arkadaşlar. Yönetimden kaynaklanan bir sıkıntı var arkadaşlar bu işletmede. Çünkü karnesi hiç olumlu değil. İşte öz kaynak verimliliği %384. Ama hisse geçen yıl geçmiş dönemde bugünlerde 1 lira 60 kuruştan fiyatlanıyormuş. %181 bir artışla cari dönemde 4.50'den fiyatlanıyormuş. Geçen sene bir önceki dönem, yani olması gereken fiyatı bu finansal doğrultusunda 2 lira 61 kuruşken 1.60, yani 1 lira iskontolu bir fiyatlanmaya sahipken, bu sene program diyor ki arkadaşlar, sen evet bu hisseden bir lot aldığında 4 lira 50 kuruş verdiğin zaman oradan 7 lira 10 kuruş üstüne para alman gerekiyor diyor. Para iste diyor. Yani bu şirkete 4 lira 50 kuruş verdiğin zaman sen diyor üstüne diyor 7 lira 10 kuruş da diyor para al diyor. Öyle izah ediyor. Evet, gördüğünüz gibi zaten faiz ödeme gücü de %1.24'lerden %0.69'lara gerilemiş. Likitte oranı çok düşük, cari oran oldukça düşük. Alacak devir hızı 29 günden 46 güne, işletme sermayesi devir hızı da 132 günden 191 güne artış
yaslanmış arkadaşlar. Peki arkadaşlar, yine bir finansal tabloların analizinin eğitim videosunda birlikte olmak üzere başka bir eğitim konusunda yine birlikte olmak üzere hayırlı hafta sonları diliyorum. Yarın haftanın son işlem günü. Hayırlı sağlıklı haftalar, hayırlı kazançlar temenni ediyorum arkadaşlar.